Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kombinasyonda ikinci adımdayız ikinci videodayız arkadaşlar 11. soruda kalmıştık hiç hızımızı kesmeden devam ediyoruz 5 farklı tükenmez kalem 4 farklı boya kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 3 kalemi kaç farklı şekilde seçebiliriz arkadaşlar seçme ne demek kombinasyon demek şimdi burada seç diyor arkadaşlar toplam kaç tane kalemim var 5 4 daha 9 3 daha 12 12 tane kalem arasından kaç tanesini seçeceğim 3 tane kalemi seçecekmişim arkadaşlar. E şimdi 12 tane kalem arasında 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 12'nin üçlüsü fark şekilde seçebilirim. He valla. Arkadaşlar burada bir şart var mı? Yani bu seçeceğim kalemlerden bir tanesi tükenmez olsun ya da bir tanesi dolma kalem olsun ya da iki tanesi kurşun olsun böyle bir şey söylemiş mi? Hayır. Toplam 12 tane kalemimiz var. 12 tane kalemden 3 tanesini seçeceğiz. He valla. O zaman cevabımız 12'nin 3'lüsü arkadaşlar. 12'nin 3'lüsü nedir? Valla hocam ben bunu öğrenmişim ha. 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 12'yi 3 ile sadeleştirdim. 4 oldu. 10 2'yi sadeleştirdim. 5 oldu. 4 kere 11, 44. 5 ile çarpsak cevabımız 220 oluyor. Farklı şekilde de yapabilirsiniz. 5 matematik ve 3 fizik öğretmeni arasında 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Seçme, hocam kombinasyon. Arkadaşlar her zaman neyi seçeceğinizi çok iyi anlamanız lazım. Bakın 3 kişilik bir ekip seçeceğiz. E tamam. Kaç farklı şekilde seçebiliriz? Burada şart var mı? Hayır. Yani 3 kişi seçeceğiz. Bu seçilenler arasında illa matematikçi olsun, illa fizikçi olsun falan demiş mi? Hayır. Toplam 5-3 daha 8 tane öğretmen var. Bu 8 öğretmen arasından 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? 8'in 3'lü kombinasyonu farklı şekilde seçebiliriz. He valla. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6'yı götürdü. 8 kere 7 sonuç 56. Aha. Zor mu? İnanılmaz basit. 5 matematik ve 3 fizik öğretmeni arasında 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Seçilenlerden ikisi matematikçi, biri fizikçi olmak şartıyla kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada şart var arkadaşlar. Bakın bir sonraki, bir önceki sorunun aynısı ama burada şart var. 3 kişiyi seçeceğiz. Bakın 5 tane matematikçi var ve 3 tane de fizikçi var. Bunlar arasında 3 kişi seçeceğiz. Bu 3 kişi nasıl olmalı? 2 tanesi matematikçi olmalı. He, yani bu 5 matematikçi arasından 2 matematikçi seçmeliyiz ve bir tane de fizikçi seçecekmişiz. Yani 3 fizikçi arasından da bir fizikçi seçeceğiz. Böylelikle toplam 2 bir daha 3 kişiyi seçmiş oluyoruz. Arkadaşlar bakın unutmayın. Permütasyon kombinasyon olasılık. Bir göreve başladığımızda görev bitene kadar çarpıyoruz. Şimdi benim amacım ne? 5 matematikçi arasında 2 matematikçi seçmek. 3 fizikçi arasında 1 fizikçi seçmek. O zaman 5 matematikçi arasında 2 matematikçi kaç bakacak seçebilirim? 5'in ikilisi görevin bitmediği çarpmaya devam. Geriye kalan bir kişiyi de 3 fizikçi arasından seçeceğim. 3 fizikçi arasından bir fizikçiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün birlisi. Böylelikle 2 bir daha 3 kişiyi seçtik. 5'in ikilisi arkadaşlar 10'dur. 3'ün birlisi 3'tür. 10 kere 3 cevabımız 30. Bu kadar basit kendime kef etmişim. 4 kırmızı 3 siyah top arasından çekilen 3 toptan ikisinin kırmızı diğerinin siyah olma koşuluyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir kombinasyon var. 4 tane kırmızı top var 3 tane de siyah top var öyle değil mi? 3 tane top çekecekmişim ama şartla vermiş. Şart ne peki şart? Diyor ki 2 tanesi kırmızı olsun. Yani çekeceğim 3 toptan 2 tanesi kırmızı olsun. Ve bir tanesi de siyah olsun demiş. 2 bir daha böylelikle 3 tane top çekmiş oluyoruz. O zaman 4 kırmızı arasından 2 tane kırmızıyı kaç farklı şekilde seçebilirim? 4'ün ikilisi ve 3 siyah arasından bir tane siyah kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün birlisi. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 4 kere 3 12 yarısı 6. Buranın sonucu 6. 3'ün birlisi 3'tür arkadaşlar. 6 kere 3 sonuç 18. Ne güzeldir cevabımız Adana. 18 futbolcu arasından 11 kişilik bir takım ve bu takım içerisinden de 2 kaptan seçilecek. Kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Seçim varsa kombinasyondur. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Bakın bunu artık söyleye söyleye sizi mahvedeceğim. Sizin artık beyninize kodlanacak. Femtas'ın kombinasyonu olasılık. Bir göreve başladığınızda göreviniz bitene kadar kesinlikle ve kesinlikle çarparak gitmeniz gerekiyor. İlk önce görevimle 18 futbolcu arasında 11 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 18'in 11'lisi farklı şekilde seçebilirim. Görevim bitti mi? Hayır görevim bitmedi. O zaman çarpmaya devam. Görevim ne? Diyor ki bu takım yani 11 kişilik bir takım seçeceğiz. Seçtik takımımızı seçtik. Ve bu takım arasından içinde de iki tane kaptan seçecekmişiz. E şimdi 11 kişilik bu seçtiğim 11 kişi arasından da iki tane kaptanı kaç farklı şekilde seçebilirim? 11'in ikilisi. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bunların hesaplanması uzun olduğu için ben şıkları bu şekilde düzenlemiştim. 18'in birlisi çarpı 11'in ikilisi cevabımız Bursa oluyor. 7 kişilik bir ekipten 4 kişi ve bu 4 kişi arasında da bir lider seçilecek. Kaç şekilde seçilebilir? Hocam ben anlamışım. Görev bitene kadar çarpmaya devam. 7 kişiden 4 kişi seçeceğiz. 7'nin dörtlüsü. Görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Ve seçtiğim bu 4 kişi arasında da bir tane lider mi seçeceğim? 4'ün birlisi farklı şekilde lider seçebilirim. 7'nin dörtlüsü. 7'nin dörtlüsü neydi? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Aşağıda sayı, 4 sayı varsa yukarıda 4 sayı olmalı. 4'ün birlisi zaten 4'tür. O zaman şuradaki 4 ile buradaki 4 gitti. 3 kere 2 6'yı götürdü. 7 kere 5 35. 4 ile çarparsak sonucumuz 140 oluyor. Ne güzeldir. Çocuk oyuncağı. 6 evli çift arasında 3 kişilik bir grup seçilecek. Seçilenler arasında bir evli çift olması koşuluyla kaç farklı şekilde grup oluşturulabilir? Şimdi burada seçim var arkadaşlar, kombinasyon. Arkadaşlar 6 evli çift kaç kişi eder? 6 evli çift kaç kişi eder? 1 2 3 değil mi arkadaşlar? 3 4 5 6. 6 evli çift toplam 12 kişi eder. Eyvallah. Eyvallah. Anlaşıldı mı? Toplam 12 kişi var. Bu 12 kişi arasından 3 kişi seç diyor. Tamam. Şimdi kaç kişiyi seçecekmişim? 1, 2, 3 kişiyi seçecekmişim. Diyor ki arkadaşlar bu seçilenler arasında yani 3 kişiyi seçeceksiniz ya diyor. Bir tane evli çift olacak. E tamam. Yani bir tanesi ya bunlardan olsun arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani evli çift olacak. Erkek kadın olacak. Evli çift olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi ben 6 tane evli çift arasından bir tane evli çift seçmek zorunda değil miyim şu an? Evet. O zaman 6 evli çift arasından bir tane evli çifti kaç farklı şekilde seçebilirim? 6'nın birlisi. Şu an ne yaptım? 2 kişiyi seçtim arkadaşlar. Yani bir tane evli çifti seçtim. Görevim bitti mi? Hayır. Çarpmaya devam. Neden görevim bitmedi? Ben şu an arkadaşlar bir tane evli çifti seçtim. Yani iki kişiyi seçtim. Üç kişiyi seçecektim. O zaman bir kişiyi daha seçmem lazım bu evli çiftin yanına. O yüzden çarpmaya devam. Peki bir kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Arkadaşlar 12 kişi vardı. 2 kişiyi seçtim değil mi? Bir evli çifti seçtiğimizde 2 kişi seçmiş oluyoruz. 12'den 2 çıkar. Geriye 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldı. Bu kalan 10 kişi arasından da bir kişiyi seçmem lazım bu evli çiftin yanına ki toplam 3 kişiyi seçmiş olalım. O zaman geriye kalan 10 kişiden bir kişiyi kaç olarak şekilde seçebilirim? Onun birlisi. Eyvallah. Altın birlisi 6'dır. Onun 10 birlisi 10'dur. Cevabımız 60'dır. Ne güzeldir ne güzeldir. Eyvallah. Ali ve Ayşe'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi arasında 4 kişilik bir grup oluşturulacaktır. Ali'nin bulunup Ayşe'nin bulunmadığı kaç farklı grup oluşturulabilir? Şimdi 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 4 kişilik bir ekip oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. Ali bulunacak, Ayşe bulunmayacak arkadaşlar. Toplam 9 kişi var. O zaman Ali bulunacak sevgili arkadaşlar. Ayşe de bulunmayacak. Bakın Ayşe'yi devre dışı bıraktım. O zaman 9 kişiden 2 kişiyi şu an devre dışı bıraktım. Geriye 7 kişi kalmadı. 9 kişi var toplam. 9 kişiden 2 kişi çıkar geriye 9 kişi kaldı. Öyle değil mi? Arkadaşlar Toplam 4 kişi seçecektik. Ali bulunacak, Ayşe bulunmayacak. 9 kişiden 2 kişi gitti, 7 kişi kaldı. Bu 7 kişiden Ali'nin yanına 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 7'nin üçlüsü farklı şekilde seçebilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4 kişiyi seçecekmişiz. Ali bulunacak, Ayşe bulunmayacak. 9 kişiden Ali ile Ayşe'yi devre dışı bıraktım. 7 kişi kaldı. 7 kişiyi de 7 kişiden 3 kişiyi de Ali'nin yanına seçeceğim ki toplam 4 kişiyi seçmiş olayım. O zaman geriye kalan 7 kişi arasından 3 kişi Ali'nin yanına kaç farklı şekilde seçebilirim? 7'nin üçlüsü. Hevallah. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6'yı götürdü. 7 kere 5 cevap 35. Evalla cevabımız denizli. Ne güzeldir. 10 soruluk bir sınavda bir öğrenci 6 soru seçecektir. Bu öğrenci ilk 3 soruyu seçmek zorunda olduğuna göre 6 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar ben bunları yazarak genelde anlatıyorum ki kalıcı olsun. Şimdi 10 tane soru var öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru var. Şimdi bu sorular arasında kaç tane soruyu seçmek zorundayız? 6 tane soruyu seçmek zorundayız. Öyle değil mi? Yani bu 10 soru arasında 6 tanesi seçilecek. Aha. Şimdi adam zaten bana demiş ki ilk 3 soruyu seçmek zorunda. Yani bu adam ilk 3 soruyu zaten seçmek zorunda. Yani şunları zaten seçmiş. O zaman geriye bir üst, bu geriye kalan sorulardan da 3 tane daha seçmeli ki 3 artı 3 6 tane seçebilsin. O zaman geriye kalan sorulardan 3 tanesini daha kaç farklı şekilde seçebilir? Geriye kaç soru kalıyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da 10'dan 3 çıkar. 7 soru. Geriye kalan 7 soru arasında 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? 7'nin üçlüsü farklı şekilde seçebilir. Çünkü geriye kalan 7 soru arasında 3 tane daha seçerse 3 tanesini de zaten çözmüştü. Çözmek zorundaydı. Toplam 6 soru çözmüş olacak. Cevabımız 7'nin üçlüsü sevgili arkadaşlar. Bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Valla bulmuşum. 3 kere 2 6 götürdü. 7 kere 5 35. Cevabımız 35 olacak. Cevap adamı. Eyvallah. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. 20 öğrenci arasında 12 kişi seçilecek. Bu 20 öğrenciden seçilecek 5 kişi belli olduğuna göre kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Arkadaşlar 20 kişi arasından 12 kişi seçeceğiz. Yani normalde burası olmasaydı 20'nin 12'lisi farklı şekilde seçilir diyecektik. Ve cevabımız Edirne diyecektik geçecektik. Ama öyle değil sevgili arkadaşlar. Çünkü burada şartlar var. Bu 20 kişiden diyor seçilen 5 kişi bellidir. Hmm. O zaman sevgili arkadaşlar 20 kişi arasından kaç kişi seçeceğiz? 12 kişi bakın 12 kişi seçilecek. Tamam. Adam bana diyor ki, bana diyor ki 5 kişi zaten seçilmiş. Yani bu 20 kişi arasından 5 kişi zaten seçilmiş. Zaten seçilmiş. Yani onlar belli arkadaşlar. O zaman toplam kaç kişi daha seçmem lazım? 20 kişiden 5 kişi seçilmişse geriye kaç kişi kaldı? 20'den 5 çıkar. Geriye 15 kişi kaldı. O zaman kalan bakın yazıyorum arkadaşlar. Kalan geriye kalan 15 kişi arasından da bir 7 kişiyi daha seçmeliyiz. Seçmeliyiz. Neden? Çünkü 5 kişi zaten belli. Yani 5 kişi zaten seçilmiş. Toplam 12 kişiyi seçmem gerekiyor. 5 kişi seçilmişse, 20 kişiden 5 kişi seçilmişse geriye kaldığı 15 kişi arasında bir 7 kişi daha seçmeliyiz ki 7 5 daha 12 kişiyi seçebilelim. O zaman geriye kalan 15 kişi arasında 7 kişiyi kaç farklı şekilde seçebiliriz? 15'in 7'lisi farklı şekilde seçebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Umarım anladınız güzel bir soru. 13 kişiden 7 kişilik bir takım kurulacak. Takımla seçilecek 3 kişi belli olduğuna göre kaç farklı şekilde takım oluşturulabilir? Arkadaşlar bakın eğer kafanız karışıyorsa hemen neyi seçmeniz gerektiğini yani kaç kişi seçmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Toplam 7 kişiyi seçmeyecek miyim? Evet. E, 3 kişi zaten seçilmiş diyor. Takıma girecek 3 kişi zaten belli. E o zaman arkadaşlar 13 kişiden 3 kişiyi seçmişsek 13'ten 3 üç çıkar geriye 10 kişi kaldı. Yani kalan 10 kişiden kalan 10 kişiden kaç kişi daha seçmem lazım bu 3 kişinin yanına? Bir 4 kişi daha seçmeliyim değil mi arkadaşlar? 4 kişi daha seçmeliyim. Neden? Çünkü çünkü çünkü. Şöyle izah edeyim arkadaşlar. 13 kişi var. Tamam Bakın 13 kişi var. Çünkü bunu neden detaylı anlatıyorum? Bazen öğrenciler anlamıyor. Normaldir arkadaşlar. Bakın 13 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyi seçeceğim. Adam demiş ki 3 kişi zaten seçilmiş. 1, 2, 3. Bu 3'ü zaten seçilmiş. E kaç kişi daha seçmem lazım? 13'ten 3 çıkar geriye 10 kişi kaldı. 10 kişi arasından 4 kişi daha seçeceğim ki toplam 7 kişiyi seçebilirim. Yani geriye kalan 10 kişiden 4 kişi. Bakın 13 kişiden 3 kişi seçilmişse geriye 10 kişi kalan 10 kişiden de bir 4 kişi daha seçmeliyiz ki 4-3 daha toplam 7 kişiyi seçebilirim. O zaman geriye kalan 10 kişi arasından 4 kişiyi kaç şekilde seçebilirim? Onun 4'lüsü. Eyvallah. Onun 4'lüsü nedir? Uy, 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Eyvallah. 4 kere 2 8'i götürdü. 9'u 3'e böl 3. 7 kere 3 21. 10 çarp cevap 210. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Sınav kazanacağım. Sevgili arkadaşlar 22. soruya geldik. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. 10 soruluk bir sınavda ilk 3 soruyu seçmek mecburi olduğuna göre 6 soru kaç yüksek şekilde seçilebilir? Buna benzer bir soru çözdük galiba arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bunu iki defa kitaba koymuşumdur. Evet arkadaşlar bakın 19. soru. Bunu çözmüşüz. Cevap 35. Bunu bir daha yazmışız arkadaşlar. Artık bunu size ödev bırakıyorum. Bir daha da siz çözmüş olursunuz. Yanlışlıkla iki tane yani bir soru iki defa yazmışım. Bir öğrenciden 10 soruluk bir sınavda soruların 8 tanesi cevaplanması istenmektedir. İlk 4 soru cevaplamak mecburi olduğuna göre bu öğrenci seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? 10 soru var öyle değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru var. Bu sorular arasında kaç tane soru seçecek? 8 tane soru seçilecek. 8 tane seçecekmişiz. Tamam. İvalık e olur arkadaşlar. İlk 4 soruyu cevaplamak mecburidir diyor. Öyle değil mi? Yani bu 4'ü zaten seçilmiş. 4 tane zaten seçilmiş. O zaman geriye kalan sorular arasından bir 4 tane daha 4 tane daha seçmeli ki 4 4 ha, toplam 8 tane soru seçebilsin. Arkadaşlar ondan 4 çıkarın geriye 6 soru mu kaldı? Geriye kalan bu 6 soru arasından 4 tanesini daha kaç farklı şekilde seçebilir? Cevabımız 6'nın 4'lüsü. Eyvallah. Hocam bu da 6'nın ikilisine eşittir ha. Harikasın sen neden? 4 2 daha 6 olduğu için. 6'nın ikilisi ne? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 kere 5, 15. Yani cevabımız 15 olacak. Bakın dikkat edin altın 4'lüsünü hesaplamadım. Altın ikilisi de buna eşit olduğu için altın ikilisini hesaplamak daha kolay olduğu için hızlı bir şekilde hesapladım. Eyvallah. He bir öğrenci 12 soruluk bir sınavda 6 soru seçecek. İlk 5 sorudan en az 3'ünü yanıtlama koşuluyla bu 6 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Uy. Bir soruda en az diyorsa var ya başımız belada arkadaşlar yani en fazla diyorsa. Şimdi bakalım neymiş ne değilmiş. Toplam 12 soru var öyle değil mi arkadaşlar? İsterseniz yazayım anlaşılsın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hocam neden yazıyorsunuz? Arkadaşlar ben konu anlatıyorum anlaşılsın diye valla. 12 soru arasından 6 soru seçecek. Yani bu 12 soru arasında toplam 6 tane seçecek. Bunu biliyoruz. Yarısını seçecek. İlk 5 sorudan en az 3 tanesini yanıtlayacakmış. Hmm, şimdi o zaman ben buradan ilk 5 soruyu bir kenara ayırmam lazım. Ve sonraki soruları da bir kenara ayırmam lazım. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? He. Vay 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 vay. Bak şimdi. Şurada yazalım isterseniz. Şurada yazalım. Daha güzel olur. İlk 5 soru. İlk 5 soru. Bir de sonraki. Sonraki. 7 soru değil mi? 12'den 5 çıkar. 7 soru kaldı. Bunları sayın. Geriye 7 soru kaldı. Aha. Şimdi. Şimdi. İlk 5 sorudan en az 3 tanesini yanıtlayacak. Toplam da 6 tane soru seçecek. Bunu da biliyorum. O zaman bu nasıl olabilir sevgili arkadaşlar? Toplam 6 soru seçecek. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi ilk 5 sorudan en az 3 tanesini yanıtlayacakmış. O zaman ilk 3 sorudan 3 tane, ilk 3 sorudan 3 tane ve geriye kalan sorulardan da 3 tane yanıtlayabilir. Böylelikle İlk 5 sorudan 3 tane seçti. Değil mi arkadaşlar? İlk 5 soru ha. İlk 5 sorudan 3 tanesini, geriye kalan 7 sorudan da 3 tanesini seçerse 3-3 daha 6 tane soru seçmiş oluyor. Bu birinci durum sevgili arkadaşlar. Birinci durum. İkinci durum başka ne olabilir? İlk 5 sorudan en az 3 tanesi diyorsa ilk 3 sorudan belki 4 tane e, cevaplar ve geriye kalan sorulardan da 2 tane cevaplar. Böylelikle 4-2 daha toplam 6 soruyu cevaplamış oldu. Çünkü İlk 5 sorudan en az 3 tane diyorsa 4 olabilir. Veya sevgili arkadaşlar, bakın veya diyorum. Dikkat edin. 3. durum ilk 5 sorudan hepsini çözer. Yani 5 tanesinin hepsini çözer ve geriye kalan sorulardan da sadece 1 tane çözer. Böylelikle 5 bir daha 6 tane soru çözmüş oluyor. Şimdi ilk 5 sorudan en az 3'ünü yanıtlamak zorunda demiş mi demiş? O zaman bakın ilk 5 sorudan ya 3 tanesini en az 3 tane dediği için ya 4 tanesini ilk 5 sorudan ya da 5 tanesini yani hepsini çözer. Böylelikle 3 farklı durum var sevgili arkadaşlar. Ben size ne demiştim permütasyonda? Bir şeyi farklı farklı durumlarda yapıyorsanız toplamanız gerekiyor. Çünkü veya bağlacı var. Yani ne demek istiyorum sevgili arkadaşlar? Ne demek istiyorum? Ya böyle yapabilir, veya böyle yapabilir, veya böyle seçebilir. Bakın veya diyorum. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Bakın birinci durum. Birinci duruma göre ilk 5 sorudan 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? 5'in üçlüsü. Ve görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Toplam 6 tane soru seçeceğim. Geriye kalan 7 soru arasından da 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebilir? 7'nin üçlüsü. Böylelikle 3 üç, 3 daha toplam 6 soru seçtik mi? Görevim bitti mi? Evet. Yeni bir göreve başlayacağım. Bakın bunu hallettim. Veya o yüzden toplama İkinci duruma geldim sevgili arkadaşlar. İkinci durum. İkinci durum ne? İlk 5 sorudan 4 tanesini geriye kalan 7 sorudan da 2 tanesini kaç şekilde tane seçebilirim? 5'in dörtlüsü çarpı 7'nin ikilisi. 5'in dörtlüsü çarpı 7'nin ikilisi. Öyle değil mi? 4 2 daha toplam 6 soru seçtim. Evet, görevim bitti mi? Bitti. Yeni bir göreve başlayacağım. 3. durum. Bakın şunu da hallettim. 3. duruma geldim. İlk 5 sorudan hepsini seçeceğim. Kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in 5'lisi. Görevim bitti mi bitmedi. Şu an 5 soru seçmişim. Toplam 6 soru seçmem lazım. Ve geriye kalan bu 7 soru arasından da bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 7'in 1'lisi. Böylelikle 5 bir daha 6 soru seçmiş olduk. Dikkat ederseniz arkadaşlar çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü burası önemlidir. Bu tarz soruları zaten siz takılıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar geriye bunu hesaplamak kaldı. Bunu hesaplamak nasıldı? Vallahi bunu da siz de hesaplayın ha. 5'in üçlüsü 10'dur sevgili arkadaşlar. Artık ben bunları kafadan yapacağım. 7'nin üçlüsü 35'tir. Eyvallah. Artı. 5'in dörtlüsü 5'tir. 7'nin ikilisi. Valla bunu unutmuşum. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Ee, 21 mi? Eyvallah. 7'nin ikilisi 21'dir. 5'in beşlisi 1'dir. 7'nin birlisi 7'dir. 10 kere 5 şey 10 kere 35 350 artı 5 kere 21 105 eder. Artı 1 kere 7 7. Sonuç ne oluyor? Vey vey. 350 ile 105'in toplamı 455 7 topla 462 sonucuna ulaşıyoruz. Cevabımız 462 olmalı. Tamam. Hesaplarsınız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videoyu da buradan sonlandıralım. Çünkü çok işimiz var. Videolar uzun olsun istemiyorum. Bir sonraki videoda 3. adımda 25. In, 25. In sorudan itibaren başımıza alıp gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.